Günaydın, iyi haftalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve Şubat ayının da son günü. Bütün dünya Ukrayna'yı konuşuyor. Son gelişmeler ve piyasalar olan etkilerine bakıyoruz. Az sonra detaylı olarak aktaracağız ama öncelikle içeride 2021 büyüme rakamları açıklandı. Hemen onun detaylarını aktaralım. Türkiye ekonomisi 2021'de %11 büyüdü. Beklenti %9 büyümesi civarındaydı. 2021'in son çeyreğinde ise büyüme %9.1 olarak gerçekleşti. İç piyasalara da bir bakalım. Savaş gelişmelerinin yanı sıra bir yandan da önemli veriler izlenecek. Perşembe günü Şubat enflasyonu açıklanacak. Enflasyonun aynen Ocak'ta olduğu gibi yüksek kalması bekleniyor. Şubat ayında da Ocak'ta %48.7 olarak açıklanmıştı. Piyasaların çok yakından takip ettiği bir gelişme bu. Borsa tarafında cuma günü yurt dışındaki toparlanmaya paralel olarak biz neredeyse %5.5'a var yükselişler görmüştük. Bugünse küresel piyasalara yine paralel olarak aşağı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. %1.75'lik geri çekilmeyle başladı. Geçtiğimiz hafta dolar TL uzun bir aranın ardından ilk kez 14 seviyesini aşmıştı ve geçen hafta son gün 14'ün altına gerilemiş olsa da kur bu sabah saatlerinde yeniden 14 liranın üzerinde seyrediyor. İç piyasalarda aynı dünyayla benzer bir şekilde nefesleri tutmuş bir şekilde Ukrayna-Rusya gelişmelerini takip ediyor. Ve tabii maalesef Rusya'nın Ukrayna'ya işgal durumu ve sıcak çatışma hali devam ediyor. Bugün işgalin 5. günü Rus ve Ukraynalı heyetler masaya oturacak. Umuyoruz ki görüşmelerden uzlaşma çıkar ve bu savaş sona erer. Bu sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev Rus askeri güçlere karşı direniyor. Rusya'yı ciddi anlamda yalnızlaştıran, ekonomisini felakete sürükleyebilecek yaptırımlar da üst üste açıklanıyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması oldu. SWIFT paranın uluslararası düzeyde ve hızla sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan sisteme deniyor. Henüz hangi bankalar olduğu bilinmiyor ama bu adım Rusya'nın dış dünyayla ticari bağlarını kesebilecek bir güce sahip. Yaklaşık 300 banka var SWIFT sistemine dahil Rusya'da ve 68 şehirde kullanılıyor. Rusya ABD'den sonra SWIFT kullanımında ikinci sırada geliyor. Karşısında ise ABD ve Alman bankaları var. Dolayısıyla bu adımları atılması Rusya'ya zarar vereceği kadar ödemeler geçmeyeceği için karşı tarafa da zarar verebilir. Yani şöyle düşünelim. Siz ödemenizi alamayınca sizden ödeme bekleyen birine de ödeme yapamazsınız. Dolayısıyla son çare olarak görülen yaptırımlardan biriydi. Ama görünen o ki bu adım göze alındı. Ve tabii bir dizi başka önemli gelişme de var. Rusya'da bir yandan diş göstermeye devam ediyor. Örneğin işte nükleerle alakalı olarak attığı adımlar dikkatleri çekiyor. Nükleer alarm verdi ve bir yandan da Rusya tarafından da Rus varlıklarını satmaları geçici olarak yasaklandı. Ruble'deki değer kaybı bir yandan Rusya Merkez Bankası'nın 1000 bas puana yakın bir şekilde faiz artırmasına sebep oldu ve şu an itibariyle Rusya ruble'deki değer kaybının önüne geçebilmek için %20 oranında bir faiz artışı gerçekleştirdi. Bu arada piyasalar nasıl etkileniyor ona da bir bakalım. Küresel çapta ABD vadeliler ve Avrupa'da sert düşüşlerle açılmaya hazırlanırken işte küresel çapta da yine biraz moraller bozuk gibi duruyor. Emtia tarafında da bu risklere bağlı olarak yine yukarı yönlü hareketler görmeye devam ediyoruz. Petroldeki yükseliş geçen hafta biraz böyle içeriye zam olarak yansımıştı ve şu anda petrolde de yine bu sabah saatlerinde yükseliş var. Kripto paralar tarafında ise geniş bir bant aralığı takip ediliyor. 30.000-46.000 dolar aralığını yakından izliyoruz ve ilk destek seviyesi de 40.000 dolar olacak gibi duruyor Bitcoin ile alakalı olarak. Son olarak da işgal başladığından bu yana Ukrayna hükümetine toplam 16.7 milyon dolar civarında değere sahip kripto para yardım geldi ve bu meblağın 1.86 milyon doları NFT satışlarından gerçekleşti. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın yeni gelişmelerle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.